Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, TÜBİTAK, Bilgen ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ortaklaşa bir çalışma ile gerçekleştirdiği ulaştırma demir yolu sinyalizasyon sisteminde sona gelindi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım bu sistemin Adapazarı Mithatpaşa istasyonunda bir yıldır uygulandığını ve sorunsuz bir şekilde uygulandığını söyledi. Afyon Denizli Isparta hattında da çok kısa bir süre içinde bu sisteme geçileceğini belirtti. İçin Denizli'de bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Denizli Ticaret Odası'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Demir yollarındaki sinyalizasyon sistemiyle ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Yıldırım, Türkiye'de mevcut 12 bin kilometrelik demir yolu hattının sadece üçte birinde, başka bir ifadeyle yaklaşık 4 bin kilometrelik hat kesiminde sinyalizasyon sistemi bulunuyor. Bu hatlarda kullanılan sistemlerin tümünde yabancı firmalar tarafından üretilen 11 farklı sinyalizasyon sistemi kullanılıyor diye belirtti. Arkadaşlar, demir yollarında son 10 yılda çok ciddi bir proje başlattık. Projeler esas itibariyle hızlı, yüksek hızlı tren projeleri. Bir, ikincisi mevcut hatların tamamen yenilenmesi. Üçüncüsü elektrikli olmayan hatların elektrikli hale getirilmesi. Dördüncüsü sinyalsiz hatların sinyalli hale getirilmesi. Beşinci de yerli demir yolu sanayinin kurulması. Bunların aşağı yukarı hepsinde belirli mesafe aldık. Yüksek hızlı trende Ankara, Eskişehir, Ankara, Konya, Eskişehir, Konya tamamen bitti. Bu yılın sonunda Ankara, İstanbul açılacak. İzmir, Ankara, Afyon, Uşak, Manisa hattına başladık. Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas hattına başladık. Diğerleri de planlama safhasında. Bursa, Bilecik hattı da başladı. Yerli demiryolu sanayinde çok ciddi gelişmeler var. Artık en son model lokomotifi yapar hale geldik. Tren setleri, hızlı trenleri yapar hale geldik. Yüksek hızlı tren, normal tren raylarını yapar hale geldik. Traversleri, bağlantı elemanlarını yapar hale geldik. Yani demir yollarında her şey dışarıdan alınırken şu anda %50'den fazlasını Türkiye'de yapar hale geldik. Bu projeyi çok bilen yok, sizi tebrik ediyorum. Biz bunu çok sessiz sedasız yapıyoruz. En zor işlerden bir tanesi, en kritik işlerden bir tanesi sinyalizasyondur. Sinyalizasyonda maalesef henüz dışa bağımlılığı kurtulmuş değiliz. Bu yüzden İstanbul Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK ve Demir Yolları bir proje başlattı. Bu projenin amacı yerli sinyal sistemini kurmak. Burada da önemli olan yazılım. Yani diyelim ki 3 dakikada, 5 dakikada, 10 dakikada bir tren kaldırdığınız zaman oradaki trenlerin birbiriyle herhangi bir emniyeti zarar görmeden işletilmesi tamamen sinyalizasyon tren işletmeciliğinin emniyeti için olmazsa olmaz bir şey. Bu konuda da dışa bağımlılıktan kurtulmak için bir çalışma yapıyoruz. Çalışma iyi gidiyor. Sonuçlar başarılı ama tam anlamıyla emin olmamız lazım. Yani bunu bir başka hatta uygulamadan önce kapalı bir hatta yapıyoruz. Test hattımız var. O hatta bütün ihtimalleri, bütün aksilikleri aynı anda deneyerek sistemin sorunsuz çalıştığını görmek istiyoruz. Çalışmalar büyük oranda ilerledi ve yakın zamanda tamamlanacak. Test aşamasından sonra da sinyalsiz hatlarda bu uygulamaya geçeceğiz. Denizli-İzmir hattını biliyorsunuz yeniledik. Önceden 7 saatte çok eski üskü trenlerle gidip gelmiyordu. Şimdi 4 saate indi. Ama bu 4 saat de bizim için çok İzmir'e. Bunu daha da aşağıya indirecek bir proje çalışması yapıyoruz. O proje çalışması şu: mevcut hattı çift hatta çıkarmak. Aynı zamanda da bazı keskin virajları, kurpları düzeltmek. Bunun da proje ihalesine çıkıyoruz. Daha sonra da yapımına geçeceğiz. Böylece artık İzmir Denizli arasında da bir anlamda hızlı tren çalışmaya başlamış olacak. Projeden sonra yatırıma alacağız. Tabii daha
aşama aşama. Şu anda proje, daha sonra yatırım, daha sonra yapım.